Merhabalar. 6. sınıf Fen Bilimleri dersi 1. dönem 2. yazılıya hazırlık 1. videoyla yine birlikteyiz. 2. videoyla da yine birlikte olacağız. Kanalıma abone olup bildirimleri açıp like atmayı unutmayalım. Boşluk doldurma sorularıyla devam edelim. Kelimeler verilmiş. Aşağıdaki boşluklara uygun kelimeleri yerleştirelim. Ay tutulması ay hangi evredeyken gerçekleşirdi? Arkadaşlar dolunay evresindeyken ay tutulması gerçekleşir. Güneş tutulması ise yeni aydaydı karıştırmayacağız. Hangi gezegen toprak renginden dolayı kızıl gezegen? Kızıl gezegen hangisiydi arkadaşlar? Mars'tı. Mars'ın diğer ismi kızıl gezegen. Kimyasal sindirim midede başlayan ince bağırsakla tamamlanan besin protein de arkadaşlar. Proteinlerin sindirimi midede başlar, ince bağırsakta biter. Hareketli bir varlığın birim zamanda aldığı yola ne diyorduk? Sürat arkadaşlar süratın tanımı verilmiş. Birim zamanda alınan yola sürat denir. Güneşe en yakın ve güneş sistemindeki en küçük gezegen Merkür'dü arkadaşlar. Birden fazla kuvvetin yaptığı etkiyi tek başına yapabilen kuvvete bileşke kuvvet diyorduk arkadaşlar. Cisim hangisinin etkisi altında ise bileşim kuvvet bileşke kuvvet sıfırdı. Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeyse arkadaşlar bileşke kuvvet sıfırdı kol ve bacaklarımızda bulunan ve isteğimiz dışın isteğimize bağlı çalışan kas, çizgili kas isteğimize bağlı çalışır ve kol bacaklarımızda bulunur, İskeletin etrafında bulunurdu arkadaşlar. Duran bir cismi hareket ettiren, hareket halindeki bir cismi durdurabilen, cisimlerin süratini, yönünü ve şeklini değiştirebilen etkiye kuvvet diyorduk arkadaşlar. Kuvvetin tanımı verilmiş. Kasılıp gevşeyerek soluk almak, alıp vermemizi sağlayan yapı neydi? Diyaframdı arkadaşlar. Soluk almamızı sağlayan diyafram kasımızdır. Kasılıp gevşeyerek. Aşağıdaki kelimeleri uygun bir şekilde yerleştirelim. Arkadaşlar bu tip sorularda ilk önce tanımı akıyoruz Ona göre yerleştiriyoruz. Kan ile gaz alışverişte bulunan yapı alveoldur arkadaşlar. O halde alveolün önüne 1 yazıyoruz. Soluk almada düzleşir. Soluk alıp vermemizi sağlayan diyafram kasıydı. O halde diyaframın önüne 2 yazıyoruz. Soluk borusunun ikiye ayrıldığı kısma bronş diyorduk arkadaşlar. Hemen 3 yazıyoruz bronşun özüne. Toz ve mikropları tutan yapışkan sıvı mukustu arkadaşlar. Alınan havayı ısıtır, nemlendirir ve süzer. Bunu yapan burundu. Buruna da 5 yazıyoruz. Hemen kaslarla ilgili soruya geçelim. İstemsiz çalışır. Arkadaşlar düz kaslar ve kalp kası istemsiz çalışır. İstemle bizim isteğimize göre çalışan çizgili kastır. Kalpte bulunan sadece kalp kasıdır arkadaşlar. Devam edelim. Yol zaman grafiği tabloda verilen yaralanarak arkadaşlar bu tablodan yaralanarak 3 soru sorulmuş. Hemen birinci soruya yapalım. Yol zaman grafiğini çiziniz. Diyor arkadaşlar düşey ve yatay sütunlarda ikisinin birleşim yeri sıfırdı. Hemen zamanı zaman grafiğine yolu yol sütununa yazıyorduk. Hemen zamanı uygun bir şekilde uygun aralıklarla yazmamız lazım. 4 8 12 16 ve 20. Aynı şekilde yine aşağıdan yukarıya artarak ve uygun aralıklarla 20, 40, 60, 80 ve 100'ü uygun aralıklarla yazıyoruz. Daha sonra bunları ne yapıyoruz arkadaşlar? 4 zamanda ne kadar yor almış? 20. Hemen birleştirdik. 8'de kaç almış? 40. 12'de kaç metre yol almış? 60. 12'de 60. 16'da arkadaşlar 80. Tabloya baktığımızda 16'da 80. 20'de ise kaç metre yol almış? 100. O halde ne yapıyoruz? 0'dan bunu ne yapıyoruz? Birleştiriyoruz. Yol-zaman grafiğimiz bu. Biraz kötü aldı ama artık idare edersiniz. Şimdi sürat zamanın grafiğini istiyorsa, öncelikle ben bu tablodan yaralanarak sürati bulmam lazım. Sürati nasıl buluyordum arkadaşlar? Sürat eşittir yol bölü zaman'dı. Hemen bulalım. Yol bölü zaman. 20 bölü 4, 5. 40 bölü 8, 5. Şuraya sürat yazarsam, sürat sütununda ben oluşturuyorum. 60 bölü 12 5, 80 bölü 16 5, 25, 100 bölü 20 yine 5. O halde arkadaşlar sabit süratli. Peki hemen zaman sütununu zamana yazıyorum. 4, 8, 12, 16 ve 20'yi yazdım uygun şekilde. Sürat sütunu da ben oluşturmuştum. Hep 5 çıkmıştı. Hemen 5, 10 yazıyorum. Hepsinde 4'te kaçtı? 5, 8'de 5, 12'de arkadaşlar 5, 16'da 5, 20'de 5. Hemen birleştiriyorum. Bakıyorum sabit süratli hareket yapmış. Arkadaşlar 7. saniyede aldığı yol. Yol formülümüz neydi? Yol eşittir. Sürat çarpı zamandı. Süratimizi kaç bulduk? 5 bulduk. 5 çarpı kaçıncı saniyede? 7. 7 kere 5. 35 metre yol alır. Arkadaşlar kavramlar ve görevleri verilmiş. Görevleri okuyup kavramlarla eşleştirsek daha kolay yaparız. Kanı hücrelere kadar götürür. Kılcal damarlar. Oksijen ve karbondioksit taşınma görevlidir. Al yuvarlar arkadaşlar. Oksijen ve karbondioksit taşır. Kanı kalpten vücuda taşıyan. Arkadaşlar kanı kalpten götüren damarlara atar damarlar diyorduk. Kırmızı kan hücreleri yine al yuvarlar arkadaşlar. Vücuttaki kanı kalbe getirir. Kalbe getirenlere toplar damar diyorduk. Kanın pıhtılaşmasını sağlayanlar kan pulcuklarıydı arkadaşlar. Vücut savunmasında görevli olan da ak yuvarlarımız vücudumuzun askerleri vücudumuzu savunmada görevliydi. Devam ediyoruz. Aşağıdaki verilen kuvvetlerin özelliklerini yazacağız. Arkadaşlar büyüklüğü, büyüklüğüne kaç Newton? 3 Newton. Yönü arkadaşlar okun yönüne bakıyorduk. Hangi yönde? Batı doğrultusu arkadaşlar yatay yani batı doğuydu. Doğu. Evet uygulama noktası hangi noktadan uygulanmış? A noktasından uygulanmış. Arkadaşlar burada doğu batı da diyebiliriz fark etmez. Hemen devam edelim. Yatay ve sürtünmesiz düzlemde duran tahta bloğa aynı doğrultulu eşit bölüm bölüvelendirilmiş 1, 2, 3. kuvvetler aynı anda uygulanıyor. Buna göre bloğu uygulayan bileşke kuvvet aşağıdakilerden hangisidir? Bize ne istiyor? Bileşke kuvveti istiyor arkadaşlar. Bileşke kuvvette aynı yönler aynı yönlü kuvvetler toplanır, zıt yönlü kuvvetler çıkarıldı. O halde 2 ve 3 aynı yönlü olduğu için toplayalım. 1 2 3 bir de bu 4. Yani 3 artı 1 eşittir 4. Bu tarafa bakalım. Bir yönü zıt yönlü. 1, 2, 3, 4, 5. Burası da 5. Arkadaşlar bu tarafa doğru 4 bu tarafa doğru 5 ise o halde bileşke kuvvet R eşittir 5 eksi 4 o da eşittir 1. Peki arkadaşlar bileşke kuvvet hangi yönlüydü? Büyük kuvvetin yönünde yani birinci kuvvet yönünde 1 olacak, bir birim olacak cevabımız A şıkkı olur. Solunum sisteminde soluk alma sırasında havanın izlediği yol sırasıyla hangisinde verilmişti? Arkadaşlar hava burundan başlar. Demek ki B ile C'yi eledim. Burun, soluk burası yutak gırtlak olmaz. Yutak gırtlak daha önce. Burun, yutak gırtlak, soluk burası, akciğerler. Cevabımız D şıkkı. Öğretmen şekildeki boşaltım sisteminde verilen 1 ve 2 numaralı organların isim ve görevlerini söyler misin demiş. 1 numaralı organ böbrektir. Bakıyoruz böbrektir. Organ doğru. İdrar depo eder. Burası görevi yanlış. 2 numaralı organ idrar kesesidir. Doğru. Kanı süzer. Yanlış. Demek ki organları biliyor, görevlerini bilmiyor. Bu açıklamaya göre öğrenci ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Boşaltım sistemi organlarını bilmiyor. Hayır organları biliyor. Boşaltım sistemi organları ile diğer sistemin organlarını ayırt edemiyor. Hayır organları biliyor. Boşaltım sistemi organlarının şeklini biliyor. Ancak görevleri birbirine karıştırıyor. Doğru arkadaşlar. Burada tam tersi olacak. İdrar depo eder, böbrek süzer olacaktı. Doğru. Boşaltım sistemi organları ve görevlerini çok iyi bilmiyor. Hayır, organlarını biliyor. Cevabımız C şıkkı. Devam edelim arkadaşlar. Şekildeki K cismi durmaktadır. L cismi ise belirtilen yönde sabit süratle hareket etmektedir. Buna göre K ve L'ye etki eden cisimlerle ilgili arkadaşlar bir cisim duruyorsa veya sabit süratle hareketine devam ediyorsa dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir. K duruyor dengelenmiş. L de Arkadaşlar sabit süratle ha hareket ediyorsa o da dengelenmiş. Yani her ikisi de dengelenmiş, dengelenmiş olacak cevabımız A şıkkı. Öğrenciler burada arkadaşlar L'de dengelenmemiş diye hemen karıştırıyor. Sabit süratle hareketine devam ediyorsa o da dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir. Bir kutu üzerine etki eden kuvvetler şekildeki gibi kutuya etki eden net kuvvetin arkadaşlar net kuvvetin sıfır olabilmesi için Hangi yönde kaç newton uygulanmalı? Şimdi burada bakalım net kuvvet sıfır mı? Hayır, bu tarafa doğru 20, bu tarafa doğru 8. O halde bu tarafında ne olması lazım? 20 olması lazım. Yani batı 8, doğu 20 ise batının da ne olması lazım? 20 olması lazım. Peki batının da 20 olabilmesi için? Batının da 20 olabilmesi için doğuya çeken de 20, batının da çeken de 20 olabilmesi için. Bu tarafa doğru kaç Newtonluk kuvvet daha uygulanmalı? 20'den 8 çıkarırsak arkadaşlar 12 Newton. Demek ki buraya biz 12 Newtonluk bir kuvvet daha uygularsak 12 artı 8 ne edecek? 20. Zaten buraya 20. O halde cevabımız ne olacak? Batı yönünde 12 Newtonluk kuvvet uygularsak net kuvvetimiz ne olur? 0 olur. Cevabımız D şıkkı. Devam edelim. Yadro haberi var. Buna göre Mehmet'in kan grubu hangisinde verilmiştir diyor. Dikkat hastanede yatmakta olan bir hasta için acil olarak Rh pozitif grubu kana gereklidir. Hastaya kan verebilecek kişilerin acilen hastaneye gelmesi rica olunur. Mehmet bu gruptaki kişilere kan verebilirim ve onlardan kan alabilirse aynı gruptaki insanlar aynı gruba kan verebiliyordu arkadaşlar. Hem kan grubu hem Rh'li tutması gerekiyor. Bakalım hangi şıkta hem kan grubu hem Rh'li tutuyor? O halde arkadaşlar Mehmet buna kan alıp kan verebiliyorsa Mehmet de 0 Rh pozitif kana kanla sahiptir. Devam edelim. Kronometre 30 santimetreyi gösterdiğine göre sporcunun süratini istiyor. Sürat neydi arkadaşlar? Sürat eşittir yol bölü zamandı. Hemen bakalım. Sabit süratle koşmakta olan bir sporcu şekildeki gibi K noktasından geçerken kronometre çalıştırıyor ve L noktasında duruyor. Yolumuz ne arkadaşlar? 240 metre. Ne kadar zaman geçmiş? 30. 240'ı 30'a bölersek sıfırlar gider. 24 bölü 3, 8 metre bölü saniye. Hangi var? D şıkkında arkadaşlar. Sporcunun sürati 8 metre bölü saniyedir. Devam edelim. Yukarıdaki şemada insan dolaşım sisteminin bir bölümü numaralarla gösterilmiş. Buna göre büyük ve küçük kan dolaşımı aşağıdakilerden hangisi gibi olur diyor arkadaşlar. Hemen bakalım Arkadaşlar büyük kan dolaşımı kalbin sol tarafından yani 4 numaradan başlayacak. Bakıyoruz bu 3'ten başlamış. 3 ile başlamış. Bakıyoruz bu da 3 ile başlamış. Demek ki A veya C değil. 4 ile başladıktan sonra ne yapmış? 5 ile devam etmiş. 5, 4, 5, 4, 5. Sonra arkadaşlar 6 olacak ne yapacak toplar damarlara nereye gelecek kalbin sağ kulakçığına 6 ve bir kulakçığa demek ki bu doğru hemen küçük kan dolaşımı doğru mu bakalım sağ karıncıktan başlayacak 3 7 ile akciğerlere gidecek sonra 8 ile tekrar nereye dönecek 2 sol kulakçığa dönecek doğru o halde cevabımız ne olacak arkadaşlar B şıkkı olacak. Tabloya göre numaranmış organlar hangisi doğrudur? Boşaltımla ilgili bir soru arkadaşlar. Tabloda boşaltımın görevli bazı organlar vücuttan uzaklaştıran atık madde. Şimdi tuz ve suyu ne yapıyordu? Uzaklaştırıyordu deri. idrar, su ve tuzu, böbrek. Arkadaşlar su ve karbondioksiti, akciğer. Hangi şıkta var bu deri, böbrek, akciğer? Cevabımız Bursa olur. Öğretmen fener, pimpon topu, voleybol topu ile şekildeki düzeni hazırlayıp fenerin lambasını yakıyor. Buna göre öğretmen bu etkinde neyi öğretmek istiyor? Arkadaşlar ışık kaynağı nedir? Güneş. Bu dünya. Bu da ay. Arkadaşlar buradaki insanlar neyi göremez? Güneşi göremez. O halde burada neyi anlatmak istiyor? Güneş tutulmasını istiyor. Ay. Güneşle dünya arasında olan neydi? Güneş tutulmasıydı. Yol zaman grafiği yukarıda verilen bir araçla ilgili aşağıdakiler hangisi doğrudur? Arkadaşlar yol zaman grafiği verilmiş. Bakıyoruz hemen süratini bulmamız için 15 bölü 1 15, 30 bölü 2 15. Bakın o halde sürati nedir? Sürat eşittir. Herhangi bir yerde bölersek mesela 60 bölü 4 o da eşittir. 15 çıkar arkadaşlar. Demek ki süratimiz 15 metre bölü saniye. Doğru. Araç 4. saniyede 60 metre. Bakıyoruz 4. saniyede 60 metre. Doğru. Zaman geçtikçe sürat artmaktadır. Bakıyoruz 15 bölü 1, 15. 30 bölü 2, 15. 45 bölü 3, 15. Hayır. Sürati artmıyor. Sabit süratli hareket ediyor. Yanlış. Araç sabit süratle hareket etmektedir. Doğru. Hangisi yanlıştır diye soruyor. C şıkkı. Arkadaşlar Mıstık Fenci YouTube kanalında ikinci yazılıya hazırlık videosunda görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.